Yok Ömer şöyle mükemmel, böyle çalışkan. İyi tamam. Benim padırım otursun Ömer ile beraber o evde. Sen ne diye kuruldun oğlum Ömer'e bu kadar? Oğlum anlattım ya. Benim babam Ömer'i benden daha çok seviyor. Ya ben sevmesin demiyorum. Sevmesin demiyorum ama ya bir kere ya. Bir kere bu hayatta bana da bir sevgi göstersin. Bak ben çok şey mi istiyorum Tolga? Oğuzhan sen benim babamı tanıyorsun değil mi? Ha? Senelerce bana da Leyla'ya da neler çektirdiğini biliyorsun değil mi? O yüzden yani bunları düşündüğüm zaman senin bu söylediğin şeyler bana biraz... Ya özür dilerim ama garip geliyor. Ben Orhan amcayı tanıyorum. Ben isterdim yani benim de Orhan amca gibi bir babam olsun. Adam sizi çok seviyor oğlum. Adam sizin için her şeyi yapar. Çok seviyor. Çok seviyor. Oğlum 19 yaşındayım ya ben. 19 yaşında babamdan da tokat yemezsin değil mi? Benim de bir gururum var. Bir de herkesin içinde. O kadının gözü önünde. Tamam eyvallah. Bir şey demeyeceğim. Peki sen Ömer'e niye sinirlendin onu söyle. Ben gerizekalıymışım, şımarıkmışım. Goy goy peşindeymişim her zaman. Herkesin gözü önünde bana gerizekalısın diyor benim kuzenim. Canımdan çok sevdiğim kuzenim herkesin gözü önünde. Çünkü o bütün dünyayı sırtlıyor. Sanki biz hiçbir halt yapmıyoruz bu hayatta. Yani yalan yok oğlum şimdi. Adam gözümüzün önünde neler yaşadı hepimiz gördük biliyoruz. Bir şeyleri sırtladığı kesin. Bir şey de diyemiyorum. Tamam sen Ömer'i övmeye devam et. Sen de devam et. Oğlum ben senin kardeşinim. Anladın mı? Ben senin her zaman arkandayım, yanındayım. Ne zaman istiyorsan. Seviyorum oğlum ben seni. Madem seviyorsun o zaman diyeceksin ki haklısın olacaksın. Haklısın sen haklısın kardeşim diyeceksin. Kal burada diyeceksin. Karnın aç mı diyeceksin. Çay içer misin diyeceksin değil mi? Haklısın olacaksın. Karnın aç mı? Karnın aç mı? Kal burada falan. Sen niye eve gidiyorsun ki zaten kal burada. Çay içer misin? Çay içer misin? Çay yaptım. İçerim, yemin ederim içerim. Bir de yarım ekmek arası böyle peyniri varsa çok güzel olur biliyor musun? İyi tamam sen şu montunu falan çıkar ben sana bir şeyler hazırlayacağım. Şişt. Lan yalnız bana bak. Bak insanlar seni merak eder gece gece saçma sapan iş yapma. Sen varacaksın ben varayım. Tamam sen ara zaten bir ayıp ki merak etmiştir. Geri kalan hiç zannetmiyorum. Arayacağım mı? Dur. Otur. Ben de duyayım. Alo Tolga. Oğulcan bana geldi haberin olsun. Yani öyle merak etmeyin falan diye söyleyeyim dedim tamam. Tamam. Arıyoruz. Ömer'le neden açmıyor? Canı çok sıkkın. Canı çok sıkkınmış bu arada. Üzgün falan filan nasıl toparlayacağımı bilemedim vallahi ne hale gelmiş çocuk. Kırdı döktü. Bir şeyleri kırıp döktü burada rezil etti her yeri falan. Sıkıntı yok yani ben halledeceğim. Tamam anladım. Bak sen onun yanında ol tamam mı? İyi bak ona. Hadi iyi geceler. Hadi görüşürüz. Tolga'daymış. Neyse iyi. Bu gece kalsın orada da. Ben yarın gider konuşurum onunla. Sen de üzülme artık ya. Bu arkadaşınıza kalıyormuş işte. Ben hala anlamıyorum ya. Bu kadar sinirlendirecek ne yaptım acaba? Ömer sen de daha tanımadan etmeden Cansu'yu savunuyorsun bize karşı. Bu biraz ilginç değil mi? Siz küssünüz diye ben de mi küs olayım kızı da? Bir şey yapmadı bana. Kızım Ömer'in ne suçu var ya? Tamam Cansu patavatsızca söyledi ama haksız mı yani? Abin resmen kıskandı işte. Senin yüzünden. Beni övüyorsun. Ömer'i övüyorsun ama konu Oğulcan'a geldiğinde sürekli yargılıyorsun çocuğu. Sürekli ezikliyorsun. Doğru söylüyorsun kızım. Haklısın. Şu veli toplantısından sonra çok yüklendim çocuğa. Ama yani onun yaptığı da iş mi ya? Terbiyesizlik ya bu yaptığı. Yalan mı? Değil. O konuda da sen haklısın. Neyse en azından nerede kaldığını biliyoruz. Oğulcan heyecanlı mısın? Çok fazla hocam. O zaman başlayalım. Çocuklar burada toplandık. Çünkü Oğulcan okulumuzun tanıtım videosunu hazırladı. Sosyal medyada da yayınlayacağımız bu videoda
Efendim Oğulcan? Ben bir konuşayım mı hocam? Hani yaptım ya videoyu o kadar. Konuş Oğulcan, konuş. Sen hocam, ben bir öncelikle konuşma hazırladım da onu müsaadenizle yapmak istiyorum. Hadi, tamam. Bu zamana kadar beni hep değerli hissettiren, her zaman desteğini hiç esirgemeden hep arkamda duran canım, yoldaşım, sırdaşım. Daha fazla duygulanırım hocam, kusura bakmayın, söyleyemiyorum ama canım, arkadaşım, tanıtım yüzüm olan canım arkadaşım Sarp. Sen cansın Can. Emeklerine sağlık. Senin de güzel kardeşim canım. Canım benim. Canım arkadaşım. Kötülük. Sen başarılı bir adamsın. Başarılısın sen. Lütfen esnaf. Bunlar birbirini öve öve bitiremedi yani. Ben şaşırmıyorum artık ya. Olcan başlasak mı artık? Hazır mıyız? Tamam. Gökçe merhaba. Sen bu okulda bursluydun değil mi? Evet. Peki okulumuzun en çok sevdiğin özelliği nedir? Okulumuzun imkanları çok iyi. Çeşitli kulüplerimiz var. Birçok etkinlik yapılıyor. Evet, okulumuz çok iyidir bu konuda. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Mamicim hoş geldin. Hoş bulduk. Okulumuzun eğitimi nasıl sence? Eğitimi çok iyi bence okul. Üniversite başarı oranlarımız da yüksek değil mi? Evet. Sen de bu sene üniversiteye gidiyorsun. Başarılar diliyoruz sana mamicim. Ne anlatıyorsun oğlum sen lan? Hayır oğlum, biz mi anlatıyorsunuz? Ya bırak bizi. Kardeşim bir daha bana öyle bakmayacaksın ya. Bakarsam ne olur? Bakmayacaksın oğlum, bakmayacaksın. Sen kimsin lan? Lan sen neyin gazına geliyorsun oğlum sen? Neyin gazına geliyorsun? Kimin gazına geliyor? Beni. Sakin bırak ol. Beni. Ne oluyor ya? Benim videom değil. Ya şimdi hocam, kusura bakmayın ama... Olacağım valla, sen de kusura bakma. Bizim okulumuzun videosuyla ne alakası var? İneyim falan. Yani çalışkanlık dediğimiz şey bu değil. Kapat oğlum şunu, kapat, daha fazla rezil olma hadi. Şaka mı bu? Hocam bu ne ya? Hocam sosyal medyada bu mu dönecek? Olcan kapat şunu. Hocam ben böyle montajlamadım bunu ya. Bu benim videom değil. Bu görüntüleri sen çekmedin mi Olcan? Ya çektim ama. Seni o kadar hevesli görmüşken ben de umutlanmıştım. Tamam dedim, Olcan yapar. Eline yüzüne bulaştırmaz. Ama sen hiçbir şey ciddiye almıyorsun ki. Hocam bu çocuk bu kurguyu yaparken ben yanındaydım. Bu bizim videomuz değil. Burada bir komplo var. Hocam yemin ederim bu video benim değil ya. Başkası el atmış. Benim değil bu. Anlaşıldı. Anlaşıldı. Çocuklar dağılabilirsiniz. Ya ben çekmedim hocam, yemin ederim. Ben yapmadım bunu ya. Oğulcan ben böyle bir rezalet görmemiştim. Çok teşekkür ederim. Oğlum ben kafayı yiyeceğim. Oğulcan dur. Nasıl olabilir böyle bir şey ya? Ya nasıl olabilir? Ya ben yaptım bunları. Oğlum bu kurgu nasıl bozulmuş olabilir ki? Benim aklım almıyor yani. Oğlum her şey doğru düzgündü ya. En son bıraktığımızda her şey doğru düzgündü. Lan burada ne işi var? Çok güzel olmuş ödev ya. Sana bir şey diyeyim mi? Bu ödeve de başlık attık mı tamamdır. Mis mis. Oğlum ismin yazıyor. Nereden buldun bunu? Ha o şey ya. Matematik olimpiyatında birinci olunca özel bir üniversite yolladı öyle. Yok ya. Yok bu kadar düşmüş olamazsın değil mi? Bir dakika bir dakika. Ömer Eren mi yazıyor burada? Bu Ömer'in kale... Lan yok artık ya. Bu adam seni bu kadar kıskanıyor olamaz oğlum. Bu ne ya? Bu olur. Bu olur Ömer Eren, olur. Ben bu işi biliyorum ya. Böyle çok güzel oldu.
Eren kuzenlerin savaşı biraz renkli bir hal alsın ha? Kalmış. Ben ne yapacağım biliyorum. Güzeller. Dur oğlum dur, sakin ol. Bunu istiyorlar zaten. Seni delirmeni istiyorlar. Delireceğim lan o zaman. Delireceğim. Olmayacağım da sakin falan. Oğlum kıskanıyor beni ya. Sen görmüyor musun? Ya bir şey de bu hayatta bir şey de ben öne çıkayım ya. Bir şey de lan. Ama ben ne yapacağımı biliyorum. Ya Oğulcan bir dur. Bunlar şerefsiz! Ne yapıyorsun oğlum sen? Niye durup dururken vuruyorsun bana? Durup dururken neden vuruyorum ha? Kurgu odasına girmişsin, montajı değiştirmişsin. Hoşuna gitti mi? Ben öyle bir şey yapmadım. Sen yapmadın. Kıskandın değil mi lan beni? Ha bak Burak Hoca da fırça çekti. Hoşuna gitti, mutlu oldum. Bütün okula rezil ettin beni. Saçma salak konuşma, ben yapmadım. Sen yapmadın. Bu senin mi? Senin değil mi? Benim. Ne yazıyor üstünde? Kurgu odasında buldum. Adım yazıyor da bu kalemin orada ne işi var onu bilmiyorum. Ömer'im kıvırma be. Sen yapmışsın işte. Sen karışma. Tamam abi. Bak bu sondu. Artık benim için yoksun sen, bittin. Ya oğlum sen bir sakin olsana, adam ben yapmadım diyor ya. Sen ne karışıyorsun ya? Sen ne? O zaman bu kalemin orada ne işi vardı? Şunu alın götürün, elimden bir kaza çıkmasın. Allah aşkına çıksın bir kazık. Ya. Kıskandın değil mi lan beni? Kıskandın. Lan oğlum bir sus artık ya. Kimsenin seni kıskandığı falan yok. Bu adam senin iyiliğini istemiyor olsaydı senin adını yazmazdı. Neyse, ne söylüyorsun sen? O adam gitti oylamada senin adını yazdı. Ben bile arada kaldım seni mi yazsam diye. Bana dedi ki git Oğulcan'ın adını yaz. Anladın? Bu adam senin iyiliğini istediği için yaptı bunu. Sen istiyorsun diye yaptı. Anladın? Bir dakika, bir dakika. Yüce gönüllü Ömercik sayesinde mi kazandı bu çocuk yani? Ya acımışlar oğlum sana işte. Acıdığım için değil, sen çok istedin diye yazdım. Çünkü sen benim hala kardeşimsin. En azından bugüne kadar öyleydi. Ama bana güvenmeyen adamla benim işim yok artık. Sen de benim hiçbir şeyim değilsin. Tolga ile Ayaz nöbetçi sanıyorum. Söyleyin teneffüste yanıma gelsinler, onlara sınav sonuçlarını söyleyeceğim. Süsen 70. Ay süper, tamam. Oğulcan 50. Güzel, severiz. 50'dir. Sen de 50 aldın Sarp. Mersi hocam, çok bonkörsün. Berk 70. Ben de şu 70 barajını bir türlü geçemedim be hocam. Neden acaba? Onu sen bileceksin oğlum. Ben seni çalıştıracağım. Aybüke 80. Aferin benim akıllı sevgilime. Yasmin 75. Geçen sınavın 45'ti. Aferin sana. İlerleme kaydediyorsun. Teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Ömer sayesinde. Ömer çalıştırıyor beni. Büyük iş. Elif. Elif sen beni gerçekten çok şaşırttın. Ne kadar düşük mü aldım hocam ya? Kaç almışım? 98. Nasıl yani? 98. Ben aldım 98. Emin misiniz hocam, yanlış okumuş falan olmuyorsunuz? Evet evet 98. Ama beğenmiyorsan başkasına verelim notunu. Yok 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 yok, ben beğendim. 98 aldıysam tabii ki beğendim. Ha. Ömer, oğlum bir sorun mu var yoksa bu sınava mı çalışamadın? 40 almışsın. Ben. Ne? Ciddi misiniz? Ömer. Evet, ben de inanamadım. Yani matematik olimpiyatlarında şampiyon olan öğrencinin kağıdı mı bu Ömer? Nasıl düşük not alırsın? Sorayım size hocam, ben 100 bekliyordum sınavdan. Çık dışarı bir ağla istersen Ömer'im. Ya gerçekten çok merak ediyorum. Sen amcana ne söyleyeceksin? Ha? Babam beni çok seviyor. Hallederim ben onu, merak etme. Doğru ya, babam seni çok seviyor. Babam onu çok seviyor hocam. Çocuklar tamam tamam, başladınız yine. Sataşma yok, uslu durun. Ömer işte hocam, sataşır o ya. Yok arkadaş, kitabın kapağını açmamış yani. Gerilmemiz normal hocam, pardon. Olcan coştun yine sen.
Bir sus. Çok ayıp yaptım. Ya hayır, ben bunu anlıyorum da sana ne oluyor Olcan ya? Bak gerçekten çok ayıp. Tamam, boş ver. Ya ne boş ver? Sinir oldum artık ama ya. Çocuklar tamam, bırakın artık aranızda konuşmayı. Sınav sonuçlarını öğrendiniz. Artık derse başlayabiliriz. Hocam dersten sonra ben kağıdıma bakabilir miyim? Bir bakayım bu kadar yanlışı nerede yapmışım. Tabii, olur Ömer. Söyle hadi söyle. Kurdeşen dökeceksin şimdi oturduğun yerde. O kadar belli oluyor mu ya Şevval Hanım? O kadar insandan anlıyorum artık Orhan Bey. Ama ne yalan söyleyeyim, vallahi sen beni şaşırttın. Öyle sessiz sakin duruyorsun ama pek bir yamanmışsın. Öyle sonradan ortaya çıkan çocuklar falan. Ya Şevval Hanım, yemin ediyorum vallahi billahi dışarıdan göründüğü gibi değil. Ben Ayten için de sizden çok özür dilerim. Öyle densiz densiz konuştu dün. Nasıl kaçacağımı bilemedim yanınızdan. Ama ben konuştum, merak etmeyin. Bir daha yapmayacak. Bir daha olmayacak öyle bir şey. Vallahi sen öyle bir sinirlendin, kalktın gittin ama hiç boşu boşuna kızma kadına yani. Doğru söylüyor kadın, gerçeklerden bahsediyor. Yalan mı söylüyor yani? Yok tabii, yalan değil de şimdi biz aynı evde yaşıyoruz ya mecburen. Yani onların gidecek yeri olmadığı için. Ahmet de böyleydi işte. Ahmet de böyleydi aynı. O naneleri yedi yedi, sonra gitti kendi başını yedi. Ya Şevval Hanım, yani kızımla anası ne yapayım? Yani bir an evvel bir ev bulup çıksalar hepimiz rahatlayacağız, rahatlayacağız da işte. Ya bir şey sorabilir miyim? Ya ben sizden biraz avans isteyebilir miyim? Ne yapacaksın? Kızının annesine ev mi açacaksın? Hayırdır? Hayır yani şimdi Ayten de biriktiriyor da daha yeni işe girdi ya. Şimdi ben de birazcık destek atarsam hani daha kolay evden çıkarlar. Ay tamam Orhan Bey, açıklama yapmak zorunda falan değilsin ya. Gün içinde ayarlarım ben zaten. Ne kadar lazım? Yani iki maaş verseniz yeter herhalde. Sonra maaşımdan yavaş yavaş kesersiniz. Olur mu öyle? Olur tabii. Hallederiz, merak etme. Sağ olun Şevval Hanım, sağ olun. Hocam. Gel Ömer, gel. Sınav kağıdını görmek istemiştin değil mi? Evet hocam. Bak bakalım. Ben bu soruyu A yaptım diye hatırlıyorum. Allah Allah. Ve bunu da B yapmıştım. Okulda en çok hangi dersi seviyorsunuz? Beden. İlkinden bildin lan neler? Ya gerçekten yazmışsın oğlum. Asiye bu anketten para kazanacak, düzgün şeyler yaz şuna. Bir de bu nasıl ya? Ya şapkalı E mi olur? Olur. Hacı bedende bir ders yani, ne var bunda? Kraliyet ailesinin E'si gibi bir şey mi? Ya düzel şutları ya. Bir gün elimde kalacaksın ama dur bakalım. Ne yapayım? Düzgün E. Peki. Beden kalsın mı? Oğulcan ne yaptın sen ya? Ne oldu Ömer? Hocam herhalde biraz dalgındım, ondan yanlış yaptım bu soruları. Tamam, bir sonraki sınava düzeltirsin, sorun değil. Düzeltirim hocam, sağ olun. Küstünüz mü? Yani şu sıralar pek iyi değiliz. Azıcık kalbini mi kırdın acaba? Kalbini. Benim kalbim yok çünkü. Benim kırılmıyor kalbim. Sen ne yaptığını sanıyorsun? Ben kırkalınca başın göğe verdi. Gerizekalı. Oğlum sen kime gerizekalı diyorsun? Bir dur Olcan. Ben seni artık tanıyamıyorum ya. Senin derdin ne benimle? Ha, sen incilerin döküldü değil mi? Hazmedemedin tabii bazı şeyleri. Gururun da böyle kırıldı. Ya bir durun, bir dakika. Ne oluyor şu an?
Senin bu kardeşin benim kağıdımı Elif'in adına, Elif'in kağıdına da benim adımı yazmış. Yaptın mı cidden böyle bir şey? Sen Ömer'e mi inanıyorsun diyeceğim de sen inanıyorsun dedi. Oğlum ben senin yazını tanıyorum, yazını. Yalan konuşma, sen yaptın işte. Niye karıştırdın beni? Madem böyle pislik yapacaktın, niye beni dahil ettin bunun içine? Sen de Ömer'e inanıyorsun, normal. Ya sen 98 aldın değil mi? En son öyle hatırlıyorum. Aldın bunu. Almadım Olcan. O notu ben almadım. Zaten boş falan bırakmıştım. Yanlış olduklarına da emindim. Ben almadım o notu. E tamam o zaman deseydin yukarıda. Hocam deseydin. Hani 98 imkansız benim almam. Çünkü 4-5 tane boşum var deseydin. Çünkü sen de mutlu oldun. Hoşuna gitti değil mi? Yani sen yaptın mı böyle bir şey? Dua et hocaya söylemedim seni. Ama seni koruduğumdan değil ha. 40 beni bozmaz. Bir dahaki sınav 100 alır geçerim. Ama sen gittikçe gözümden düşüyorsun oğlum. Yapma. Ne olacağım? Söyle hayatım. Sen de söyle. Ben ayrılmak istiyorum. Sen ayrılmak istiyorsun. Sebep? Sen benim sevdiğim Olcan değilsin. Değilsin. Aferin sana. Doğru, ben senin sevdiğin Olcan değilim. Bu aralarda biraz farklıyım. Doğru söylüyorsun. Sen Ömer'i savunmaya devam et. Aferin, bak alkışlıyorum seni. Ne diyorsun Olcan sen ya? Ben istemedim ki onu senden. Ben istemedim. O Ömer'in hakkıydı. Niye anlamıyorsun bunu ya? İyi şeyler yapmıyorsun Olcan. Tam tersine yaptıklarının hepsi utanç verici. Hem ne yaptı bu çocuk sana? Ne yaptı da bu kadar nefret ediyorsun sen ya? Niye bu kadar nefret ediyorsun? Bitti mi? Bitti. Sen ayrılmak istiyordun değil mi? Benim yanımda olmayan bir sevgiliyi zaten ben de istemem. Ne yapıyorsan yap. Abimi cidden çok özledim ya. Çok özledim ya. Bugün dünden iyi, yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek.